Herkese merhaba, ben Derin Duygu Tozer Aydın. Çevre Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim ve tanıtım ofisinde yarı zamanlı çalışıyorum. Bugün sizlere Geometrik Mühendisliği bölümünü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikada Profesör Doktor Rahmi Nurhan Çelik hocamız bölüm tanıtım sunumunu yapacak. Ardından 30 dakikada da sorularınızı yanıtlayacağız. Soru cevap aşamasında bölüm mezunumuz aynı zamanda yüksek mühendis Merve Korkutan sorularınızı yanıtlayacak ve bunun yanında bölüm öğrencimiz Melisa Nazlıcan Meral de sizin sorularınızı bekliyor olacak. Şimdi sözü hocanıza bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda gelen arkadaşlar var yeni. Onlar da katılsınlar. Sonra başlayalım. Böyle pandemi günlerinde eskiden yüz yüze yaptığımız çalışmaları uzaktan yapıyoruz. Tabii uzaktan yapmanın getirdiği avantajlar da var. İstanbul dışında olup İstanbul'a gelemeyenler o dönemlerde bu sunumlara katılma şansı buluyorlar. Ama herhalde bu dönem yüz yüze bir çalışmamız gerçekleşecek. Şimdi ben müsaadenizle bir sunum paylaşımı yapacağım. Evet. Duygu Hanım gözüküyor mu? Evet, Sunum. görüyoruz hocam. Slide modu Slide şeklinde açıldı. moduna da geldi herhalde, değil mi? Evet arkadaşlar. Şu anda geomatik mühendisliğinin tanıtım çalışması içerisinde bulunuyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi geomatik mühendisliği hakkında kısa bilgi vereceğiz size. Varsa sorularınızı bize buradan yöneltebilirsiniz. Aramızda bir mezunumuz, bir de öğrencimiz var. Mezunumuz Yüksek Mühendis Merve Korkutan, yakın zaman içerisinde Doktor Mühendis Merve Korkutan olarak tanıyacağımız arkadaşlardan biri olacak diye düşünüyoruz. Bir de Melisa Nazlıcan Meral arkadaşımız var. O da sizden birkaç yıl önce bizim bölüme gelen ve ondan sonra aktif bir şekilde öğrencilik yaşantısını sürdüren, şu anda Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği kulübümüzün de başkanı olan arkadaşımız. Benim sunumumdan sonra onlar da kısaca kendi düşüncelerini bölümle ilgili paylaşacaklar. Sonra da sizlerin sorularına hep birlikte yanıt vereceğiz. Duygu Hanım'ın söylediği formattan küçük bir böyle değişiklik yaptık. Ama sanıyorum onları dinlemeleri onlara çok yararlı olacaktır diye değerlendiriyorum. Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi geomatik mühendisliğine baktığınız zaman arkadaşlar, çok özür dilerim. Görüntüyü şuraya alayım. Evet. Geomatik mühendisliğine baktığınız zaman geomatik mühendisliği bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak kampüsü içerisinde İnşaat Fakültesi'nin bulunduğu binanın içerisinde. İnşaat Fakültesi fakülte binamızın adı. Ondan sonra onun içerisinde bir inşaat mühendisliği bölümü, bir geomatik mühendisliği bölümü ve bir de çevre mühendisliği bölümümüz var. Gördüğünüz gibi şu bölgede bizim geomatik mühendisliği bölüm var. Kampüsün oldukça kolay erişilebilir noktalarından bir tanesi, en eski fakültelerden biridir bu kampüse gelen. Bir arkadaşımız bekliyor, onu da alalım isterseniz. Geomatik mühendisliğine genel olarak baktığınız zaman arkadaşlar şu aşağıdaki linklerden bizim web sayfalarımıza ve Facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Oradan inceleme yapmanız mümkün. Geomatik mühendisliği genel olarak dünyanın yeryüzünün üzerinde geometrik yapısı üzerinde çalışan bir ve onun değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ama onun detaylarına geçmeden önce isterseniz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir tarihçesine bakalım. Mühendisi Bahri Hümayun 1773'ten sonra hayata geçen bir üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani çok köklü bir üniversite ülkemizdeki ve ülkemizdeki ulusal temelli üniversitelerin teknik anlamdaki ilki, diğeri de İstanbul Üniversitesi'dir. O da sosyal bilimler alanında ilk olan bir üniversitedir. Bizim isimlerimizin tarihçesine baktığınız zaman işte topografya, jeodezi kürsüsü, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü. Ondan sonra da arkasından 2009 yılında Dünya ile beraber geomatik mühendisliği bölümü ismini aldık. İngilizcesi geomatik engineering diye geçer. Şimdi
geomatik mühendisliğinin genel şeyine baktığınız zaman yeryüzü ve üzerindeki doğal ve yapay objelerin tespiti, modellenmesi ve zamana bağlı değişimlerinin izlenmesiyle ilgili tüm temel ve mühendislik bilimlerin disiplinler üstü bir sentezidir. Bu şeyde gördüğünüz gibi birçok farklı alanda ki bilgiyi, bilgi birikimini harmanlayıp onun içerisinde mühendislik ürünleri ortaya çıkartan bir dal geomatik mühendisliği. İşte kartografya var, navigasyon var, jeodezi var, uzaktan algılama var, fizik var, lazer tarama var. Yani modern teknolojiyi de çok yoğun bir şekilde kullanan bir şey. Yani objelerin sadece olağan durumlarını değil, zamana bağlı değişimlerini de inceleme. Örneğin deformasyon bu alanlardan bir tanesi. 3D ve 4D yani 3 boyutlu ve 4 boyutlu modellemeleri de yapmaya yetkin bir mühendislik dalı. Öğretim kadromuza baktığımız zaman oldukça yetkin ve oldukça güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. 17 tane profesör, 11 doçent ve 2 tane doktor öğretim üyesi arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bir de öğretim görevlisi ve 25 araştırma görevlisi arkadaşımız var. Toplam 56 öğretim elemanı var. Dolayısıyla bunlar zaman içerisinde unvanlar ve yeni gelen arkadaşlarımızla zenginleşiyor. Mezun ettiğimiz doktorasını tamamlayan araştırma görevlisi arkadaşlarımız da bazen bizimle beraber devam ediyorlar. Bazen de Türkiye'nin başka üniversitelerine ya da dünyanın başka üniversitelerine giderek orada görevlerini, akademik çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şimdi geomatik mühendisliği Türkiye'deki en seçkin geomatik mühendisliği programı. İlk sırada öğrencileri alan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan geomatik mühendisliğidir. Harita mühendisliği olarak geçer bazı üniversitelerde. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öyle geçiyor. Bunlar birbirine eşdeğer iki bölümdür. Geomatik ismi dünyada daha çok kabul gören isimlerden bir tanesidir. O harita mühendisi olarak isimlendirilen bölümlerin İngilizcesi geomatik engineering diye geçer. Biz Türkçe'ye uyumlandırılmış sesiyle geomatik mühendisliği ismini benimsemiş bir bölümümüz. Geomatik disiplinine ilişkin güncel teknolojileri uygulayabilen, uluslararası alanda yarışabilen mühendisler yetiştiren, uluslararası alanda geçerli bilgi ve teknoloji üreten, ülkemizde önder, uluslararası alanda tanınmış ve saygı duyulan bir öğretim ve araştırma kurumudur. Misyon ve vizyonumuza bakarsak, birazdan vizyonumuzla ilgili bilgi de vereceğim. Birlikte çalışma kültürüne sahip, insana ve çevreye saygılı, günceli anlayan ve kullanan, mesleki gelişimi benimsemiş, yaratıcı, sorumluluk alan, lider mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek, toplumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi üretmek, paylaşmak, alanında gelişim merkezi olmayı sürdürmektir. Hakikaten meslek kültürü açısından baktığınızda birlikte çalışma çok önemli bir kavramdır. Bizler ekip olarak çalışan bir meslek grubuyuz. Vizyona baktığımız zaman eğitim, öğretim, araştırma alanlarında ulusal öncü rolünü güçlendirerek sürdürmek ve uluslararası saygınlığı çağın üst seviyesine taşımaktır. Misyonunda belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için uluslar ve uluslararası mesleki kuruluşlarla sıkı işbirliği yapmak, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle sağlıklı bir diyalog altyapısı oluşturmak, ders planlarını güncel tutmak, fiziksel altyapıyı güncel tutmak, etkinliklere öncelik verilmektedir. Yukarıda açıklanan misyona ek olarak Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü ders planlarında yer alan topografya, ölçme bilgisi, coğrafi bilgi bilimi, remote sensing 1 ve uzaktan algılama 2 derslerini verme görevini de yürütmektedir. Dolayısıyla baktığınız zaman hani birçok mühendislik dalına zaten doğrudan iletişim halindeyiz ve bütün mühendislik dalları da bizim çalışmalarımızı kullanarak diğer kendi çalışmalarını onun üzerinde geliştirirler genel olarak. Lisans programlarımıza baktığımız zaman %30 İngilizce ve %100 İngilizce olmak üzere iki ayrı lisans programımız var. 2021 yılında yani bu dönem %30 İngilizce programımız 70
artı 2 ile okul birincisi ve 60 %100 İngilizce'de 60 artı 2, 2 ile okul birincisi şeklinde bir kontenjanımız söz konusu. Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri sırasında çift anadal programı yapabilirler. Demin saydığım programlarda yer alabilecekleri gibi farklı bölümlere de endüstri olabilir, bu matematik olabilir, bilgisayar olabilir. Yani çok farklı bölümlere çift anadal programından yararlanarak çift diplomayla mezun olan öğrencilerimizin sayısı azımlanmayacak kadar fazladır. Bölümümüz alanında ülkemizde tam ABET akreditasyonu almış tek bölüm olup bu sayede mezunlarımız yurt dışında hem mesleklerini uygulama hem de lisansüstü akademik çalışmalarının devam etme olanaklarına sahiptir. Yani uluslararası bir akreditasyona sahiptir. Biliyorsunuz Türkiye'de bir de MÜDEK akreditasyonu var. ABET ve MÜDEK birbirine eşdeğer akreditasyonlar olarak değerlendirilebilir ama İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'de geomatik mühendisleri arasında uluslararası ekipler tarafından değerlendirilen ve ABET akreditasyonu almış olan ve uzun süredir bu akreditasyonu iyi bir şekilde koruyan bir bölümdür. Evet, öğrenci çıktılarımıza bakarsanız oldukça matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, çok disiplinli takım ekip çalışması yürütebilme becerisi, hepsini okumuyorum, sizler de ekrandan görüyorsunuz, etkin iletişim becerisi, mühendisliğin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama, yaşam boyu öğrenme gereğini benimsemiş ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma, birazdan zaten mezunumuz Merve Hanım ve öğrencimiz Melisa Nazlıcan sizlere bu konularda kendi yaşadıkları deneyimleri de bir nebze olsun aktarmış olacaklar. Öğrencilerimiz bizim için önemlidir ve onlarla beraber her zaman çalışmak, yani öğrenci-hoca ilişkisi üniversitemizdeki en yakın ve dostluk içeren bölümlerden bir tanesi olduğunu biz hissettiğimiz gibi öğrencilerimiz de bunu bize söyledikleri zaman son derece mutlu oluyoruz. Umarım sizler de aramıza katıldığınız zaman benzer duygulara sahip olursunuz. Jeodezi ölçme tekniği, uzaktan algılama, fotogrametri, kartografya, coğrafi bilgi sistemleri, global konum belirleme sistemleri, haritacılık, lazer ve lidar ölçme teknolojileri, veri tabanı sistemlerini içeren kapsamlı bir eğitim öğretim veren bölümümüz, topografya, tematik haritacılık, yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi, yorumlanması, tarihi eserlerin dokümantasyonu, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması ve benzeri birçok konuya odaklanarak yatırımların ve mühendislik projelerinin gereksinim duyduğu altyapının oluşturulmasına ve sürdürülebilirliğini sağlar. Gördüğünüz gibi çok geniş yelpazesi olan bir meslek dalı bu. Yani bu meslek dalının üyesi olduktan sonra kendinizi istediğiniz bir alanda çok daha fazla geliştirerek kariyerinizi ona göre geliştirebilirsiniz. Çalışma konularımıza baktığımız zaman zaten bunları biraz önce birazcık değinmiştik ama deprem kuşağında yer alan bölgelerde yer kabuğu hareketlerinin incelenmesi, ulaşım yapılarının enerji nakil, kanalizasyon ve su nakil hatları dahil diğer mühendislik yapılarının izleyebilecekleri geçkilerin, şeritvari haritaların yapım ve yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyon çalışmaları. Yatay düşey 3D ve 4D, yani boyutlu, 3 boyutlu ve 4 boyutlu jeodezik ağların tasarım, kurulması, optimizasyon, coğrafi bilgi sistemi verilerinin toplanması, tasarım, uygulanması, harita ve harita benzeri görseller, gösterimler ile bu gösterimlerde kullanılan grafik işaretlerin özelliklerinin araştırılması gibi birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci etkinliklerine bakarsanız zaten Jeodesi Fotogrametri Kulübümüzün başkanı da aramızda şu anda, o bilgi verecektir bu konularla ilgili ama son derece etkin, 1991 yılından itibaren çalışan, yani bu yıl 30. yılını kutlayan, ki öğrencilerimizden yaşı çok daha fazla olan bir kulübümüz var. Oldukça köklü bir kulüp. Teknik Üniversitesi'nin ilk kulüplerinden bir tanesidir. Bu öğrencilerimizin o günden bugüne yaptığı çalışmalarla her zaman gelişmiş ve hem ulusal hem uluslararası düzeyde birçok çalışmaları hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem sanatsal anlamda birçok çalışmalar yapan ve birlikte çalışma kültürünü
sadece kendi aralarında değil, Türkiye'deki bütün üniversiteler, hatta uluslararası düzeydeki bütün üniversitelerle bağlantılar kurarak zenginleştiren bir jeodezi fotogrametri mühendisliği kulübümüz var. Sol tarafta gördüğünüz logoları geçen seneye kadar olan logolarıydı. Bu jeodezi fotogrametri kulübünün yeni logosu da sağ üst tarafta gördüğünüz logo. Böylece kendilerini sürekli geliştiren bir yapı içerisindeler. Erasmus, Avrupa Birliği Erasmus Sokrates programı kapsamında da son 5 yılda bir takım hareketlilikler söz konusu. Tabii pandemi döneminde bu hareketlilikler biraz kısıtlanmış olsa da pandemiden sonraki dönemde ya da önümüzdeki dönemlerde bu gevşemeler gerçekleştirdikçe, hani uluslararası mobilizasyon arttıkça bu çalışmalar da artacak. Ve Erasmus'la öğrencilerimiz hem lisans üstünde başka üniversitelere gidip oralarda belirli zamanlarını oradaki üniversitelerde geçirip orada aldıkları başarılarla tekrar geri dönüp buradaki çalışmalarına başarılı bir şekilde devam etmektedirler. Laboratuvarlara baktığınız zaman oldukça zengin bir altyapıya sahip, oldukça yoğun farklı bilim dallarında laboratuvarlarımız söz konusu. Uzaktan algılama laboratuvarı, fotogrametri laboratuvarı, coğrafi bilgi sistemleri laboratuvarı, alet laboratuvarı, ICES, ISTA, uydu gözlem ve jeolojik değerlendirme laboratuvarı. Bu laboratuvarlar uluslararası düzeyde de akredite olmuş demesek bile uluslararası düzeyde tanınan ve o konuda bir takım iletişim ve projeler yapan laboratuvarlardır. Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı bir lisansüstü programımız var. Doğrudan bölüme endeksli olan bir program bu. Geomatik Mühendisliği lisansüstü programı. Bunda hem yüksek lisans hem doktora yapmak mümkün. Merve Hanım mesela yüksek lisansını geomatik mühendisliğini tamamladıktan sonra doktora çalışmalarını da bu yine aynı programda devam etmekte. Onun dışında uydu iletişim ve uzaktan algılama bilişim enstitüsünün altında olan coğrafi bilgi teknolojileri yine bilişim enstitüsü altında ve gayrimenkul geliştirme yüksek lisans teknolojisi fen bilimleri enstitüsü altında olan ve mimarlık fakültesi binasında yürütülen bir programdır. Bunların hepsiyle entegre olur. Bunların dışında farklı lisansüstü programlarına da gidip lisansüstü çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işletme olabilir, endüstri olabilir, jeoloji olabilir, inşaat olabilir. Çok farklı alanlara kayabilirsiniz. TÜBİTAK projeleri var. Son 5 yıldaki projelere baktığınız zaman Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bunlar seçme olarak yazılmış projeler. Kalkınma Bakanlığı projeleri, uluslararası projeler, birçok projemiz var. Mezunlarımız alanında ülkemizde ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology akreditasyonu alan tek bölüm olan bölümümüzde öğretim gören öğrencilerimiz böylece mesleklerini yurt dışında ve daha rahatça yapabilecek bir donanım elde ediyor ve dünyanın dört bir yanında mühendislik veya akademik çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Yani baktığınız zaman aslında buradan mezun olduğunuzda uluslararası düzeyde tanınan bir mühendislik formasyonuna sahip oluyorsunuz ve aday olduğunuz, başvuru yaptığınız işlerde de kabul görüyorsunuz ve birçok mezunumuz uluslararası düzeyde olsun, Türkiye'de ulusal anlamdaki büyük projelerde ve Türkiye'de yürütülen uluslararası projelerde etkin roller alıyorlar. Tabii bunların yanında kamu kurumlarında yer alan, özel sektörde görev alan ya da kendi işlerini kurup çalışan öğrencilerimiz, mezunlarımız da söz konusu. Evet, benim sunumum burada tamamlanmış oluyor. Evet, birazcık uzun sürdü galiba ama başlangıçta kaybettiğimiz bir iki dakikayı da katarsak böyle limitlerle tamamladık gibi geliyor. Şimdi ben isterseniz sözü Duygu Hanım da izin verirse bana kısaca Melisa'ya vereyim. O öğrencilik gözlüğüyle kendisi şu anda içinde bulunduğu ortamdan bir bakış göstersin. Sonra da Merve arkadaşımıza, Merve Hanım'a verelim sözü. O da mezun olduktan sonra profesyonel alandaki bir perspektifi sizlere anlatsın. Bu arada siz sorularınızı yazarak sanıyorum sorabiliyorsunuz. Oradan yazarak sorabilirsiniz. Ve Duygu Hanım onları bize iletir. Biz de size hızlıca onların yanıtlarını vermeye çalışırız. Evet Melisa. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Teşekkürler. Dediğimiz gibi chat kısmından da sorularınızı bu sırada sorabilirsiniz, aklınıza gelen soruları. Ben de Rahmi Hocam'ın sunumu için teşekkür ederim.
Ben geometrik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda hocamın da bahsetmiş olduğu gibi çift anadal programından da yararlanan bir öğrenciyim. İnşaat mühendisliğinde de çift anadal yapıyorum. İTÜ'nün bana vermiş olduğu bütün hakları kullanıyorum diyebilirim açıkçası. Bir tek Erasmus'a gidemedim. Bunun dışında hem teknik üniversitede bulunmanın yararlarını hem de geometrik mühendisliği bölümünde olmanın yararlarını fazlasıyla görüyorum diyebilirim. Geometrik mühendisliğinde bütün hocalarımızla istediğiniz zaman hani gittiğinizde ben bir çalışma yürütmek istiyorum dediğiniz zaman hiçbir hocamız sizi geri çevirmeyecektir. Bunu ben de hani kendim gözlemledim ve deneyimledim. Bütün hocalarımız öğrencilerle Rahmi hocamın da sunumunda bahsetmiş olduğu gibi çok sıcakkanlı bir şekilde yaklaşıyorlar ve çok öğrenci yanlısı hocalarımız. Bazı bölümlerde hani hocalarla mesela inşaat mühendisliğinde bu kadar yakın olmadığımı gördüm. Hani kötülemek anlamında söylemiyorum ama geometrik mühendisliğinde öğretmen ve öğrenci ilişkisi çok samimi bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Bunun bir faydası da arazi derslerimiz oluyor bizim. Geometrik mühendisliği projesi derslerimiz. Zaten bunu yaparken sürekli bir takım çalışması içerisindeyiz. Bu takım çalışması sırasında birlikte sürekli iletişim kurmak zorundayız ve bu sayede iletişim becerilerimiz de gelişiyor. Aynı zamanda sürekli hocalarımıza soru sorduğumuz için hocalarımızla olan diyalogumuz da gelişmiş oluyor. Bu nedenle geometrik mühendisliğinin böyle bir yanı olduğunu ben de deneyimlemiş oldum ve açıkçası bunun da bana katkılarını çok fazla gördüm. Ben şu anda 2 tane staj yaptım ve şu an 3.'sünü de yapacağım. Bu stajlarımı bulmamda bir kere teknik üniversitede olmamın çok fazla faydası oldu. Aynı zamanda İTÜ'de geometrik mühendisliği, yani harita mühendisliği, geometrik mühendisliği içerisindeki en iyi üniversitenin de teknik üniversite olmasından kaynaklı olarak aradığım stajlarda hani geri çevrilmedim diyebilirim. Bu açıdan da çok fazla bir faydası oluyor. Bunun dışında başka nasıl aktarabilirim size? Şöyle bir şey de var tabii ki. Sosyal yönde çok güçlü bir kulübümüz var. Geometrik mühendisliğine bağlı olarak Rahmi hocamın da bahsetmiş olduğu gibi jeodezi ve fotogrametri kulübümüz var. Bu kulüpte hem geometrik mühendisliği bölümünde almış olduğumuz teknik bilgileri geliştiren eğitimler veriyoruz. Hem de bunun yanında sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Piknikler, arazi piknikleri, arazi sonrasında çıkışlarda sinemaya gitmeler, tiyatrolar, bunun gibi etkinlikler de düzenliyoruz. Takip ederseniz Instagram sayfamızdan da görebilirsiniz aynı şekilde. Hem geometrik mühendisliği bölümünde öğrencilik kısmınızı, teknik yönünüzü geliştirirken kulübümüzde de bu şekilde sosyal yönünüzü de güçlendirmiş oluyorsunuz. Ben öğrenci olarak bunların hepsini kullanmaya çalıştım açıkçası. Hem sosyal yönü güçlü bir birey hem de teknik yönü güçlü bir birey olmaya çalışıyorum. Ocak'ta mezun olacağım sanırım ama hiç mezun olmak istemiyorum öyle diyeyim. Çünkü bütün hocalarımı hani hala bir şeyler yapmak istiyorum, hala çalışmalar yürütmek istiyorum. Belki hani bir dönem daha uzatabilirim diye düşünüyorum. Hazırlığı ben bir dönem okudum, erken bitirdim. Dolayısıyla kendi dönemlerimle birlikte mezun bile olmayı böyle bir içimdeki istek var. Kısaca böyle özetleyebilirim. Mezunumuz Merve Hanım'a da devredebilirim sözü. Sevgili evet. Melisa, çok teşekkürler. Çok özür dilerim. Ben araya girdim ama Duygu Hanım şimdi mezun olmanın da ne kadar güzel bir şey olduğunu bize Merve arkadaşımız anlatacak. Onun için bence uzatmadan bu işi bitirsek daha iyi olur Melisa'cığım. Mezunlu olmak da çok güzel bir şey. Şimdi şu anda Türk Telekom'da mobil planlama uzmanı olarak çalışan mezunumuz ve aynı zamanda deminde sunumunda bahsettiğim gibi doktora çalışmasını da yürüten aynı programımızdaki Merve arkadaşımız. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla daha doğrusu, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Merve aynı zamanda bölümümüzü birincilikle tamamlayan bir öğrencimiz. Yani gururlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla şimdi sözü Merve'ye veriyoruz. Merhabalar. Öncelikle ses tonum için kusura bakmayın. Biraz gribal enfeksiyondan dolayı sesim kısıldı. Rahmi hocama ve Melisa'ya çok teşekkür ederim aktardıkları için. Ben mezun gözüyle aslında neler söyleyebilirim diye düşünürken şu an aslında sizin bulunduğunuz açının, yani bulunduğunuz yerde tartışmanın çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi ben de yaşamıştım. Yani her içeriye giren
öğrenciler gibi. Ben de ama şöyle bir şey olmuştu. Çok kısa oradan bahsedip sonra mezun kısmı için konuşmak istiyorum. Öncelikle ben mesleği seçmiştim. Yani öncelikle mühendis olmak istediğime karar vermiştim. Sonrasında okul seçmiştim. İTÜ'de okuyacağıma karar vermiştim. Bütün tercihlerimi de İTÜ yazmıştım. Ve İTÜ tercih ederken de ben de o zamanlar tabii pandemi olmadığı için okulun içerisinde kültür merkezinde tanıtım günleri vardı. Oraya gidip aynen şu anki yaptığımız toplantı gibi her masada o bölümün işte profesörleri ve öğrencileri vardı. Onlara gidip işte neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi, hangi derslerin var olduğunu, mezun olduğumda beni nelerin beklediğini gibi böyle işte endişelerimi, kaygılarımı bahsetmiştim. O zamanlar bizim geomatik masasına gittiğimde de hayatımda hiç duymamıştım. Etrafımda da hiç bir geomatik harita mühendisi eski ismiyle hiç olmadığı için bilmiyordum. Sonrasında eve gittiğimde araştırmıştım. Aslında baktığımda çok bana uygun olabileceğine karar vermiştim. Çünkü mesela benim aradığım bölümde kimya derslerinin çok yoğun olmamasını istiyordum. Çünkü kimyayı çok sevmiyordum. Ya da daha çok matematik ağırlıklı dersler olmasını istiyordum. Analitik tarafının güçlü olmasını istiyordum. Sadece teori derslerinin değil pratik derslerinin olmasını da istiyordum. Çünkü hani benim yeteneklerim daha çok özellikle görsel anlamda iyi olduğu için. Yani benim kendi tabii nacizane fikrim. Ben daha çok bunları kullanabileceğim bir meslekte daha mutlu olabileceğime karar vermiştim. O yüzden de İTÜ Geomatik %100 İngilizce programına kayıt olmuştum. Sonrasında hocamızın da bahsettiği gibi işte çap ve yatay geçiş imkanlarını ben de değerlendirmek istemiştim. Tabii o zamanlar ne kadar çok çabalasam da böyle çok küçük yedekten kaçırmıştım ben de inşaatı çap yapmakla. Ama sonrasında açıkçası çok da büyük bir kayıp olmadığına karar verdim. Yani bölümümü gerçekten çok severek okuduğum için ve nasıl olsa çap yaptığınızda da bir alanda ilerlemeniz gerektiğini düşündüğüm için yani sadece bir alanda devam etme kararı almıştım. Bu yüzden de devamında ne yapabilirim diye düşündüm. O zaman ben zaten bölümümü seviyorum. Derslerimde de iyi olduğumu düşünüyorum. Yani dersleri hep gerçekten saat kaç olursa olsun uyanıp giden bir öğrenciydim. Biraz o anlamda disiplinliydim diyebilirim. Hocamızın da söylediği gibi gerçekten Melisa'nın da bahsettiği gibi okuldaki o hoca öğrenci ilişkisi bizim bölümde çok çok kuvvetli olduğu için kafama takılan işte bazı derslerimiz çok soyuttu, bazı derslerimiz çok somuttu. Buralarda böyle kafama takılan noktaları gerçekten hocalara ve araştırma görevlerine sorarak çok iyi bir şekilde özümsüyordum. Anlıyordum yani kesinlikle. Böylelikle de aslında birinci oldum. Yani bölümü birincilikle bitirdim. Ama bunun için sadece bir çaba sarf etmedim. Yani gerçekten bölümü anlayarak, özümseyerek ilerlettiğim için bu dereceyi hak ettiğimi düşünüyorum. Devamında da ne yaptım derseniz, bölümü birincilikle bitirdiğim için doğal olarak bir işte akademik devam etme olasılığımın daha yüksek görüldüğü bir ortam vardı. Ama ben kararsız kalmıştım. Yani mesleğimi gerçekten yani sahada da ilerletebilirdim, akademik camiada da. İkisine de eşit derecede olduğum için hem yüksek lisans yapayım hem de bir şirkette çalışayım diye düşündüm. Tabii bu arada bu aşamaya gelene kadar işte ben de birçok staj yaptım. Zaten bizim bölümde staj yapmak zorunlu. Ama en çok sevdiğim stajlarımdan biri, size tavsiye verebileceğim, Harita Genel Komutanlığı'nda staj yapmak. Yani insana çok büyük şeyler katıyor gerçekten. Bir devlet dairesinde haritacı olmak, orada yapılan işlerin gerçekten ne kadar kritik, ne kadar önemli, ne kadar donanımlı insanlar tarafından teknik açıdan çok yüksek kalitede işlerin çıkmış olduğunu görmek falan beni çok mutlu etmişti. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken yapmış olduğum bu staj beni çok etkilemişti. Ve daha sonrasında aslında bizim birçok ana bilim dalımız var ama kendi yeteneğime en uygun olan kısmı bu yaptığım stajda da daha çok fark ederek coğrafi bilgi sistemleri ana bilim dalımına yöneldim. Bu yüzden de yüksek lisansımı yine geomatikte yapıp ama daha çok seçme derslerimi coğrafi bilgi sistemleri üzerine aldım. Rahmi hocamızla beraber yüksek lisans tezimi tamamlayıp hemen akabinde de doktoraya başladım. Yine doktorada da şu an tez yazım aşamasındayım ve bitmesine az kaldığı için bir sonraki aşamaları da aynı şekilde düşünüyorum yani daha çok ne yapabilirim gibi. Asıl şuraya değinecek olursak yani özel sektörde biz haritacı olarak ne yapabiliyoruz? Aslında sınırı yok. Her şirkette, her sektörde çalışabilirsiniz. Bundan önce MNG Kargo Arge Merkezi'nde çalışıyordum. Yani aslında bizim yaptığımız iş daha çok üretim, inovasyon ve Arge taraflarında Türkiye'de çok
büyük payları olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri için şu an hem dünyada hem Türkiye'de o kadar çok yapılmış veya yapılmakta olan çalışma var ki buranın herhangi bir yerinin ucundan yakalayabilmeniz daha sonrasında sizi sevdiğiniz alanlarda daha çok spesifikleşip bu alanda aranan insan olmanıza yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ben şu an Türk Telekom'da örneğin bizim coğrafi bilgi sistemlerinde karar verme, karar vericilerin kullanabileceği bütün analizlerin yapıldığı, mobil kısımda baz istasyonlarının nereye kurulması gerektiği, bunlar için hangi optimizasyonların devre alması gerektiği, projelerin nasıl yürütülmesi, yani projenin aslında mekansal boyutta ele alındığı bir departmanla çalıştığım için GIS burada bizim için en önemli şey oluyor. Ve mesleğimin sonuna kadar gerçekten gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Büyük, yani belki her mezun bunu düşünmüyor olabilir ama ben şahsım adına büyük bir tatmin yaşadığımı söyleyebilirim gerçekten. Ama burada önemli olan bizim gerçekten interdisipliner bir bölüm olmamızdan kaynaklı. Sektör veya şirket fark etmeksizin yurt dışında da, Türkiye'de de birçok alanda yeter ki birazcık araştırıp, konu üzerine çalışıp bunda da ısrarcı olduktan sonra geomatik diplomasının adı altında birçok farklı işlerde de yer alabiliriz. Bu anlamda hani yelpazenin çok geniş olduğunu düşünüyorum ben de hocamızın söylediği gibi. Tabii ki bazı zorluklardan da bahsetmek isterim. Yani hayat tabii ki günlük gülistanlık ilerlemiyor. Bu karar verdikten sonra arada insan okulda aldığı derslerin zorluğundan, işte bazen İTÜ'nün o bize çok sınavlarındaki o zorlu süreçte bazen yorulduğumuz zamanlar olabiliyor ama mezun olduğunuzda şunu gerçekten hissediyorsunuz. Piyasada nereden mezunsun denildiğinde İTÜ cevabı verdiğinizde insanların size bakış açısı, sizin yaşadığınız tatmin, gerçekten okulda hissediyor olsanız da mezun olduktan sonra okul kimliğini sahada hissetmek çok 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 büyük bir tatmin veriyor. Yani bunun için bile gerçekten çok şanslı olacağınızı düşünüyorum. Olumsuz yön olarak sadece şunu söyleyebilirim. Geomatik mühendisliği çok bilinen bir, belki halk arasında aslında biliniyor ama isim olarak çok aşina olunmadığı için bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama bu sadece küçük bir sorun olarak görüyorum bunu. Önemli olan sizin aslında üzerine ne kattınız ve seçtiğiniz branşı gerçekten ne kadar teknik ve kendinizden emin bir şekilde icra ettiğiniz. Gerisinin çok çorap söküğü gibi geldiğini düşünüyorum. Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama genel olarak yani okulu hem birinci olarak bitirmiş olmam hem hala akademik hayata devam ediyor olmam hem özel sektörde çok memnun olduğum bir departmanda bir şirkette çalışıyor olmak benim için gerçekten bir gurur kaynağı. Umarım hepiniz için de aynı süreçler gerçekleşir. Yani önemli olanın bölümün adı sanı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten alacağınız dersleri iyi araştırıp hocaları, yapılan işte derslerin nasıl pratik mi daha çok teorik mi olduğunu içeriklerini araştırmanızı öneririm size. Umarım hepiniz için güzel bir tercih dönemi olur diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Cevaplarım. Ben böyle hep yok kusura bakmayın hocam. Moderatör olduğunu unutuyorum. Evet benim de görevim şu sözü, an. Sözü sana veriyorum şimdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir iki soru geldi ama ben verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Bence oldukça ayrıntılı ve bilgi vericiydi. Bu yüzden teşekkürler. Şimdi ilk gelen sorumuz şuydu, hangi iş alanlarında çalışabiliriz de? Bence çok ayrıntılı bir şekilde bunun cevabını zaten verdiniz. İkinci soruya o yüzden geçiyorum. Geomatik mühendisliği okumanın özellikle yüksek lisansımız bilgisayar yazılım alanında yapmayı planlıyorsak iyi bir seçim olduğunu söyleyebilir miyiz? Remote sensing ve digital image processing gibi dersler zaten bu alana yatkın diye düşünüyorum. Bununla beraber bu alanda seçmeli dersler varsa hakkında biraz bilgi verebilir misiniz demişler. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Melisa ve Merve arkadaşlar. Yani ben de cevap verebilirim ama Melisa da istersen sen de cevap verebilirsin. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Yazılım ve bilişim sektörünü özellikle seçtiğiniz branş, işte fotogrametri anabilim dalı olsun, uzak kanal algılama, coğrafi bilgi sistemleri. Yani aslında seçtiğiniz anabilimlerin her birinde o konuyu daha çok bilişim üzerine ilerletirseniz, yani kendinize katacağınız yazılımsal programlama becerileri ne kadar çok olursa aslında bunu her anabilim dalında gösterebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü her birinde ihtiyaç var gerçekten. Ama özellikle şu an günümüzde popüler olan yapay zeka,
ve derin öğrenme konularında bahsedildiği gibi işte bu görüntü işleme özellikle bizim meslekte uzaktan algılama anabilim dalının altında verilen derslerin içerisinde ve aynı zamanda fotogrametri anabilim dalının altında verilen derslerde vakıf bulunuyor. Ama bunların üzerine kendinizin gitmesi gerekiyor. Ve bulunduğunuz sektörde daha çok bunu hangi alanda gerçekleştirmek istiyorsanız yani bu derin öğrenmeyi ya da işte görüntü işlemeyi bir sağlık sektöründe kanser vakalarının tespitinde mi yoksa işte uydu görüntülerinin işlenip bunun navigasyon entegresi için mi? Bu tamamen orası size kalmış olan bir şey oluyor aslında. Ama bölüm bunun için yeterli altyapıya sahip ve bununla ilgili eğitimler yani aldığımız dersler de bunun için oldukça donanımlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden doğru bir tercih olabilir. Ama tabii ki yani bir bilgisayar mühendisliği kadar yoğun programlama dersleri almadığımız için bu kadar yüksek bir orana sahip değil. Bunu söyleyebilirim. Evet. Teşekkür ederiz. Melisa senin de eklemek istediğin bir şey varsa... Remote Sensing ve Digital Image Processing dersleri bu alana yatkın diye söylemiştiniz. Bu yatkınlığın ziyadesinde zaten zorunlu ders olarak biz bunları görüyoruz. Yani uzaktan algılamada, görüntü işlemede bizim zorunlu derslerimiz arasında. Bunlar direkt ders olarak veriliyor. Seçmeli olarak da bunların ikincileri falan var. Yani ekstra bu konu üzerinde yoğunlaşılmak isteniyorsa seçmeli olarak da devam edilebiliyor. Aynı zamanda bizim bölümümüz yazılım üstünde de Python gibi böyle basic JavaScript'tir, Excel'dir, bu tarz yazılımları, bilgisayar programları üstüne de çeşitli dersleri bulunduruyor. Dolayısıyla Merve Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi aslında bölümümüz temel bir altyapıyı oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla bilgisayar, yazılım gibi böyle yüksek lisans programlarını düşünenler varsa bunun için de bence gerekli altyapıyı sağlıyor diyebilirim. Ki bölümümüzle de yazılım çok içli dışlı. Mesela ben de bitirme projemi bir yazılımla entegre ederek yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla ne kadar fazla yazılım bilirsek, hani bu genel olarak bütün alanlarda işimize yarar diyebilirim kısaca. Teşekkür ediyoruz. Küçük bir şey de ben ekleyeyim buraya. Evet hocam. Arkadaşlarımız çok güzel yanıtlar verdiler, açılımlar gösterdiler. Burada şu önemli, yüksek lisansımızı bilgisayar yazılım alanında yapmayı planlıyorsak, diyen arkadaşımıza şöyle bir şey söylemek lazım. Geliştirmek istediğiniz yazılımlar eğer geomatik alanı üzerindeyse o zaman bu temel altyapıyı almanızda sonsuz yarar var. O zaman lisans üstünde yapacağınız bilgisayar ve yazılımda yapacağınız lisans üstü bu yazılımları çok daha güçlü geliştirmenize katkı sağlayacaktır. Ama yazılımcı olmak istiyorsanız burası onun tam yeri değil tabii ki. Yani burada siz onun ne remote sensing, digital image processing ile alakası var ne de şeyle alakası var. Ama bu konularda yazılım geliştirmek istiyorsanız o zaman bu konuları burada çalıştıktan sonra bunların temellerini öğrendikten sonra bunları formasyonel bir şekilde geliştirmenize olanak sağlayacak bir lisans üstü size çok yararlı olacaktır. Öyle düşünmek lazım. Yani yüksek lisansı planlayarak lisans okumanız çok doğru değil. Onu söyleyeyim ben size. Lisansı okuduktan sonra yüksek lisansı istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak. Öylesi daha uygun olur. Çok teşekkür ederiz hocam. Bence bu bilgiler oldukça ayrıntılı ve yeterliydi. Onların da sorularının cevaplandığını düşünüyorum. Başka sorumuz var mı? Şu an başka sorumuz yok. Ama siz gençler, hadi gençler. Onlara söylemek istediğiniz bir mesaj varsa veya bir bilgi varsa, bir öneri varsa bunu belirtebilirsiniz. Son iki dakikamız kaldı zaten. Çok kısa bir süre. O zaman ben her zaman söylediğim bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ediyorsanız veya tercih edebilecek durumdaysanız ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki geomatik mühendisliğine girecekseniz ve girebiliyorsanız rakipleriniz uluslararası düzeyde rakipleriniz olacaktır. Yani ulusal düzeydeki rakipleriniz pek fazla olmayacak. Onu bilmenizde yarar var diye düşünüyorum. Bunu bir farklı şekilde değerlendirebilirsiniz ama ne yazık ki bu bir gerçek şeyle. Dolayısıyla eğer siz bu oturuma şu anda katılıp bizleri dinliyorsanız ki bu potansiyele sahipsiniz demektir.
ve bu potansiyele sahipseniz mutlaka sizlerle birlikte çalışmak bizi çok mutlu edecektir. Hepinize başarılar diliyoruz. Geldiğinizde görüşmeyi diliyoruz. Merve Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir ekstra bir şey var mı? Açıkçası en başında dediğim gibi şu anki süreç oldukça kritik ama hayatımızın sadece bir parçası oluyor yani ilk başlangıç aşaması. Meslekteki seçeceğimiz alanlar aslında bizi mutlu eden şeyler oluyor. Bölüm sadece bize genel bir bakış açısı sağlıyor. Bunun dışında kendi yeteneklerinize odaklanırsanız gerçekten sahip olduğunuz mesleğin perspektifinde çok güzel işler yapabilirsiniz. Bu yüzden çok kaygılı bir dönem olmasını istemem yani hiçbiriniz için. Ve her şeyden önemlisi gerçekten bir İTÜ'lü olmak. Tabii ki İTÜ Geomatik hocamızın da dediği gibi şu an en seçkin durumda. Ama her şeyden önce bir İTÜ'lü olmak gerçekten çok güzel bir altın bilezik diyebilirim. Ve ömür boyu bunu gururla taşıyacağınıza eminim. İnşallah hepiniz için en hayırlısı olur diyorum. Herhangi bir sorunuz, aklınıza takılan bir şey olduğunda hepimize, bana da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den veya herhangi bir farklı bir platformdan. Elimizden geldiği kadar sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışırız. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Melisa, sizden de bir öneri varsa onu dinleyebiliriz. Ben bir İTÜ'lü olarak İyi ki İTÜ'ye gelmişim diyorum ve burada öğrenci olmak bence çok farklı. İTÜ'de geomatik mühendisliği öğrencisi olmak da bence bir ayrıcalıktı. Hem dediğim gibi hocalarımdan gerekli desteği fazlasıyla alabiliyorum. Hani bu zamana kadar hiçbir hocam da beni geri çevirmedi ki kimseyi çevirmezler, biliyorum bunu. Dolayısıyla gelişime çok açık bir bölümümüz ve hani bunda çok fazla destekleyici unsur var. Dolayısıyla bundan da çok memnunum ben kendi adıma. Öğrencilik hayatımı da ben çok fazla destekledim yan eğitimlerle falan. Yani bizi tercih ettikleri zaman sadece geomatik mühendisliği öğrencisi değil, aynı zamanda İTÜ'nün sadece bahçesinde oturulduğu zaman bile kendine bir şey katabiliyor öğrenci. Dolayısıyla hem İTÜ'lü olduğum için hem de geomatik mühendisliği bölümünün öğrencisi olduğum için çok mutluyum ve iyi ki gelmişim diyorum. Size de kesinlikle öneriyorum. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca sunumunuz için ve verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz bilgiler için de. Süremizin sonuna geldik. Kalan sorularınızı veya tercih dönemiyle ilgili bütün sorularınızı İTÜ Aday Öğrenci Tanıtım Ofisimize sorabilirsiniz. Ayrıca mailimiz tanitim@itu.edu.tr. Bize buradan da ulaşabilirsiniz. Herkese eğitim ve kariyer hayatında şimdiden başarılar diliyoruz. İyi şanslar. Çok teşekkürler. Duygu Hanım, Melisa, Merve, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Katılan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.